Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bu görmüş olduğunuz ince şifon bluzla ilgili. Şöyle yaklaşıyorum. Kolları bu şekilde. Yan dikişleri bu şekilde. Etek ucu bu şekilde. Ve yaka dikişleri de bu şekilde olan. İçini de göstereyim, iç kısmını. Şudur, kolundan göstereyim. İç dikişleri de bu şekilde, gördüğünüz gibi. Ve yan dikişleri de bu şekilde olan bir bluz. Şöyle uzaktan da çekelim. Evet, son hali bu şekilde. Eğer bu videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, videolarımı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalımı arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kumaşım böyle ince şifon bir kumaş. 1 metreye 1,5 metre elinde bir kumaş. Gayet ince. Bu şekilde gördüğünüz gibi iç gösteren transparan bir kumaş. Kalıp olarak böyle bir tişört kullanıyorum. Tişörtümü ikiye katladım. Kumaşımı da önce ikiye, daha sonra ikiye katlayarak dörde katlamış oldum. Ve ikisinin kat yerlerine yerleştirdim. Daha sonra bluzumun etrafından doğru çiziyorum. Hem ön yakayı hem arka yakayı çizdim. Aşağı doğru uzatıyorum yan dikişini, daha doğrusu yan çizgisini. Daha sonra bunu çizdiğim yerlerden direkt kesiyorum. Çünkü dikiş payı bırakarak çizmiştim. Ön ve arkayı birbirinden ayırıyorum. Ön tarafı yine tekrar ikiye katlıyorum ve ön yakayı çizdiğim yerden kesiyorum. Ve kestikten sonra bu şekilde görünüyor. Artık dikime geçiyorum. Bu kadar basit yani kesime. Ön ve arkayı yüz yüzüne bakacak şekilde yerleştiriyorum. Omuzlarını bu şekilde iğneyle tutturuyorum ve bu iğneyle tutturduğum yerlerden düz dikişle dikip overlock çekeceğim. İp kumaşım ipliklenen bir kumaş olduğu için overlock çekiyorum. Fransız dikişi de yapabilirsiniz ama overlock makinem vardı ve biraz da fazla dikiş payı vermem gerekiyordu. Yeterli vermediğim için overlock'la diktim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ise kol evi ve yakası için şerit biyeler keseceğim. Kumaşımı verevine bu şekilde kestim. Yaklaşık 4 cm genişliğinde, eninde yani. Bu şekilde kumaşıma hizalayarak işaretliyorum 4 cm yerlerini. Daha sonra bu noktaları birleştiriyorum. Ve 4'er santimetrelik biyeler elde etmiş oluyorum. Bunlar verevine kesildiği için gayet de esnek biyeler oluyor. Daha sonra bu işaretlediğim yerlerden kesiyorum biyelerimi. Bu biyelerin uzunluğu sizin yaka çevreniz ve kol çevrenize göre değişir. Bunları bu şekilde çaprazlamasına birleştiriyorum. Bu gösterdiğim yerden düz dikişte dikiyorum. Ve diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Ucu verevli olan yerleri kesiyorum. Ve bu şekilde ikiye katlıyorum. Bluzumun düz tarafından bunu bu şekilde iğneliyorum. Hiç böyle çektirmiyorum, şey yapmıyorum. Kendi haline, kumaşımla, bluzumla, biyemi aynı oranda tutuyorum böyle elimle nazikçe, hafifçe. Direkt iğneliyorum. Ve bu gösterdiğim yerden düz dikişle dikiyorum. Yakasına ve diğer koluna da aynı şeyi yapıyorum ve yine düz dikişle dikiyorum.
Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi ise yanlarını dikeceğim. Yanları için yine yüz yüzüne bakacak şekilde yatırdım bluzumu ve düz dikiş ve overlock dikişiyle dikiyorum. Sıra geldi biyelerimi geriye doğru kıvırmaya. Dikiş işte kalacak şekilde biyelerimi bluzumun ters tarafına doğru bu şekilde katlıyorum. Gördüğünüz gibi hem kol çevresine hem yaka çevresine aynı işlemi yapıyorum. Ben iğneledim. Siz TL'ye de bilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan direkt de dikebilirsiniz. Benim kumaşım fazlaca kaygan olduğu için ben iğnelemeyi uygun gördüm. Çoğu zaman iğnelemeden ütüleyerek de yapıyorum ama sizlere gösterirken genelde iğnelemeyi ya da TL'lemeyi tercih ediyorum. Sizlerin de daha net görebilmesi için. Bu yakasını, kol çevresini düz dikişle dikiyorum bu biyenin kenarından. Eteğini ise bu şekilde iki kez içe katlıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2-3 cm genişliğinde yaptım biraz geniş olsun diye. Ve daha sonra bu iğnelediğim yerlerden tüm eteğin çevresini düz dikişle dikiyorum. Ve son hali ilk başta da görmüştünüz bu şekilde. Kumaşımı bu arada ben para verip almadım, ondan da bahsedeyim. Böyle yol kenarında artık pazarcıların toplarken attıkları kalan parçalardandı muhtemelen. Yoldan geçerken bir baktık böyle birkaç parça top kumaş var. Bir baktık bayağı bunlar büyük parçalar. Hadi biz bunları alalım dedik ve aldık. Aldığımız kumaştan da sonuçta bu şekilde bir bluz çıkardık. Umarım Yasemin'ciğim, canım arkadaşım da böyle güzel şeyler çıkarabilir diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.